Burası Darüşşafaka Spor Kulübü. Grow, slip, Namı diğer... Grow, stop, stop. Mücadele sağlam burada. Başka. Kardeşlik sağlam burada. Darüşşafaka artık Darüşşafaka Las. Aynı formada can cana kardeşiz bu yolda. Gururla. Sağ varsa, başka. Hocam modern futbolda soru cevap bölümündeyiz. Hı hı. İlk sorumuz Arslan 68-79'dan gelmiş. 68-79 mu? Evet. Ha. Ha. Cirona hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Güzel şeyler düşünüyorum. Acayip bir şeyler <laughs> yapıyorlar. Ee, hakikaten peri masalı gibi bir senaryoda işliyor. Son maçları çok çarpıcı oldu. yani. Liderlikleri uzun haftalar sürdü gösterişli futbolları çok alkışlandı, çok konuşuldu üzerine Miguel tekrar e, gündeme gelmiş oldu. E, Avrupa basınında futbol piyasasında çok konuşulan bir ekip haline geldiler. E, 4-2'lik Barcelona maçı e, çiviyi tam anlamıyla çaktılar Sezonu artık her koşulda, kaçıncı sırada bitirirlerse bitirsinler damga vurmuş, vurmuş olarak değerlendirilecekler. 2023-2024 e, La Liga sezonu dendiğinde hatta mutlaka Girona gelecek. Bana düşündürdüğü şeyler olumlu. Bununla beraber İspanya futbolu içinde olumsuz bir şeyler de düşündürür. Ben işte 22-23 yaşındayken Belçika'da Muscrom şampiyon olmuştu. O zaman şunu fark etmiştim: Belçika'da işler yolunda gitmiyordu. Yani Belçika'nın geleneksel büyüklerini çok arkada kaldığı bir sezonda no name bir ekibin, bilinmeyen bir ekibin. Daha önce yarışmamış, şampiyonluk için yarışmamış bir ekibin şampiyon olması aslında ülke futbolundaki sarsıntıları gösterir. Leicester şampiyon olduğunda İngiltere'deki, Napoli şampiyon olduğunda İtalya'daki ilk Napoli şampiyonluğundan bahsediyorum. Dortmund veya Schalke şampiyon olduğunda Almanya'daki sarsıntıyı gösterir. Eğer üç büyüklerin dışına çıkıyorsa şampiyonluk, La Liga'da. İspanya Ligi'nde yeni bir şeyler oluyor anlamına gelir. Yani bunun olumlu tarafı da vardır, olumsuz tarafı da vardır. Olumlu tarafı yepyeni şeyler göreceğinizin müjdecisidir, habercisidir. Oyun stili bağlamında yeni bir şey görebilirsiniz. Daha karma, daha komplike, daha katmanlı bir oyun, yeni bir şey icat ediliyor anlamına gelebilir. Yeni bir kuşak, yeni bir işte jenerasyon diyorlar biz kuşak diyelim de yeni bir kuşak geliyor olabilir. Yeni bir antrenör kuşağı geliyor olabilir. Yeni fikirler geliyor olabilir. Bunlar iyi taraflar. Ama kötü taraflar rekabetin sıkıntıya düşmesi, kulüplerin gücünün eski kudretinde olmadığını, ligin hiyerarşik yapısının çatladığını gösterebilir. O hiyerarşik yapı bazen iyiye işaret, bazen kötüye işarettir. Bir diğer soru hocam. Ahmet Uğur Meydan sormuş. Sevilla'nın neden e, UEFA Avrupa Ligi'nden elendiğini anlatabilmiş oldun mu? Evet Sevilla ilk kez belki de son yıllarda bu, bu kadar erken Avrupa'ya veda etti. Ee, yeni yılı göremedi yani. Yıllardır. ilk evet. İlk defa alıyor bu. Evet. Veya çok nadir olur. Oldu. Şimdi yani Muskurom'un şampiyonluğunda ne olduğunu anlatmaya çalışırken o örnekleri vermeye çalıştım. Girono'nun bu etki yaptığında Atletico Madrid, Real Madrid'i, Barcelona'yı arkasına aldığında da işte Sevilla elenmiş oldu yani. hiç bağlantısı yok demeyin, var. Yani tarihe Hı. baktığımızda onu görürüz. Ahmet Uğur Meydan'ın sorusu hocam. Hangi filmde hangi rolü kendisini canlandırmak isterdi? Ya ben benim öyle bir yeteneğim olmadığını biliyoruz. ancak bir izleyici olarak buna cevap verebilirim. Yani öyle bir şey, oldu. oyuncu olsaydım veya bir oyuncu bir arkadaşım olsa ona şey söylerdim yani. E, biraz da şey kafası benim kafayı benziyorsa e, Büyük Büyükle Boskide işte Jeff Bridges'in oynadığı rolü oyna derdim veya London Fields'ta e, Bill Bob Thornton'un e, veya Johnny Depp üç ayrı rol, rolü oynadı. E, o, onları veya e, Jim neydi adamın adı? E, biraz Huberto dartçı rolünü oynayan e, bir tam bir yeraltı karakteri o Olabilir. London Fields'da gene. Onu söyleyebilirdim. Yani London Fields'da dört tane erkek karakter var. Erkek oyuncu var. Hı -hı. Bir tanesi Theo James. Diğer üçü olurdu. Onu söyleyebilirim. Dövüş kulübündeki Hı -hı. E, Tyler Durden olabilir. Transporting'deki Evan McGregor'un oynadığı Hı -hı. rol olabilir. E, şeyin, e, Jude Love'ın Dom Hemingway. İzlemeyenler izlesin. Şahane film. Ve Love da döktürüyor yani. Dom Hemingway. Sakın Don Hemingway ile karıştırmadım. Dom Hemingway. Yani e, yazar Hemingway'i anlatmıyor. Hı hı. Underground bir karakteri canlandırıyor. Cezaevindeyken başlıyor film. E, sonra gelişen olaylar, olaylar, olaylar. <laughs> Onlar olabilirdi yani. O, o filmleri sevdiğim için söylüyorum. Beautiful Girls'teki Timothée Atene olabilir. Yani. Aklıma şey geldi de ne kadar siz seyrettiniz mi hocam? Grand Budapest Hotel. Uf, i̇zledim oradaki Gustavo hiç karakteri şu an insan evet. oynamak ister öyle bir o karakteri. Çok, çok, var yani milyon kaybedenler kulübünde Necat oynadığı karakter olabilir. Hı hı. Hocam diğer soru Alican Yurt'tan geliyor. Alican Yurt. Fenerbahçe'de hücum hattı takviyesi için Timo Werner ve Martial'in isimleri geçiyor. Sizin tercihiniz hangisi olur? İkisi de olmazdı. Ya bunlar ikisi de değerli oyuncular ama Martial diye bir devamlık e, problemi. Timo Werner'i de ben iyi bilen Türklerden biri olduğumu söylersem çok abartmış olmayabilir yani olmayabilirim. Timo Werner şu ilk çıkışı yaptığında ben gözümü çok dikmiştim ona. Yani bir anda Alman Ligi'nde bir, yeni bir çocuk geldi. Olduk hepimiz. Ozan çok genç. Ama şu sonrası inanılmaz çakıldı. İki sene ortalıkta yok. Hatta üç sene. Sonra Leipzig'te tekrar bir ayağa kalktı. İlk sezonu kusursuz geçirdi. Sonra transfer olduğu döneme kadar fena gitmedi, Hı. Ee, İngiltere'de kayıp. Döndü, yine ortalıkta yok çok. Yani e, dalgalanması çok fazla olan bir oyuncu. Ve bakın, Calhoun'u becerileri zayıftır Timo Werner'in. Timo Werner bir sızma oyuncusudur. Fenerbahçe öyle oynamıyor. Hatta Metinurce şeyden şikayet ediyor. Fenerbahçe öyle oynamadığı için. Fenerbahçe yani Metin kendisi de seri bir oyuncu olduğu için hani böyle dibe koşan oyuncuları seviyor. Hı. Ben de Fenerbahçe'nin yerleşmesi benim hoşuma gidiyor. Şimdi Sandford'un ne olduğunu düşünün. Yani Ceko'yu çıkarın oradan. Timo Werner'i getirin. Olmaz hiç. Yani çok olumsuz etki yapar söyleyeyim. Sol forvet oynayabilir. İki sanfordan biri oynayabilir. Arkaya kırılan sanfor olabilir sadece sızmaları kovalayabilir ama Fenerbahçe öyle oynamıyor. Fenerbahçe kaleye çok yakın oynayan bir takım. Timo Werner doğru kişi değil Fenerbahçe için. Yani alıp kulübe de dursun istiyorsanız hani öne geçtikten sonra bırak koyarız, değiştiririz, oynatırız diyorsanız 2-3'ü 4-5'i yapar. Ama Fenerbahçe'nin en zor golü birinci goldür. Marjinal faydası en yüksek olan goldür. O golü yapacak olan Timo Werner değil, Martial de değil. Ben o yüzden e, değil diyorum. Yoksa bu, bu oyuncuların değerleri var. Hı. Ama Fenerbahçe bu Sandford ismi çok iyi düşünmesi lazım. Bu oyuncular değil bence. Hı. O zaman onunla alakalı bir soruyla devam edelim. Atalay Ferit Özdemir sormuş. Hocam Fenerbahçe Ceko sonrası forvete kimi düşünmeli? E i̇şte çok iyi düşün. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> ya var, e şey ben, diyorlar. Muriç özellikle nasıl? konuşuluyor bu arada. Vedat Muriç bir, bir daha bir konuşuluyor. Ceko sonrası Muriç nasıl olur diye. Ya Cekun çıtayı koyduğu yere lütfen biraz dikkatli bakalım. Bakın artık şey geride kalsın. Yani yanlış tercihler, işte birinci sınıf olmayan oyuncular artık geride kalsın. Çok özel bir oyuncu geldi. Özel de bir sporcu. Ceko. Yani Fenerbahçe'ye yakışanı bu. Bütün takımı oynatan oyuncu, hücumda bütün filmi çeviren oyuncu herkesin performansına çok ciddi katkı yapan oyuncu. Artık minimum çıta bu Artık bu olma. Böyle bakmalı Fenerbahçe. Mümkünse ya olmamış bir Ceko'ya ya da 3 yaş 4 yaş genç bir Ceko'ya kemen tatmalı. Var seçenek İtalya Ligi'ne baksınlar. Var adamlar yani. İzliyoruz. Ben bu İtalya Ligi'ne Roma-Fiorentina maçıyla tekrar odaklandım. Başladım yani. Tam girizgahımı yaptım. Müthiş de maç oldu. izledin mi? Yok seyretme şansım olmadı. Jose Mourinho da şanssız adam ya. Yani. <laughs> Hem 9 kişi kaldı. Oyuna kimi soksa başına iş geldi. Yani Dybala yılın oyuncusu şey ya, ayın oyuncusu ödülünü Hı -hı. aldı. Şahane bir asist yaptı Lukaku'ya. Sakatlandı 27-28'de çıktı. El Şeravi girdi. Hesapta çift Devam edecekler. Sol bek atıldı Zelevski. Evet arkasından bir de Lukaku atıldı. Lukaku zaten evet. Yani olacak iş değil atılma. Şanssızlık üstüne şanssızlık. Kağıt Neyse. vermişti hatta kağıt kamera Neyse İtalya'ya başladım. Yakında oyuncu söylerim size. <laughs> bir sant for söylerim falan. <gülüyor> <gülüyor> Bir başka soru hocam. Ramazan Karacan. Geçen hafta böyle bir soru sorulmamıştı. Biraz yine nostalji şey yapalım. Tamam. Duygusal kısmımız başlasın. Duygusal kısım. <laughs> Tabii. Hocam sizce neden hep geçmiş hasretiz? Neden geçmiş özlemi geleceğe nazaran daha çok? Gelecek umutları çok canlı olmayan, gelecek planları çok olmayan, gelecekten çok umudu olmayan insanların yani geçmişe özlem duymaları daha normal. Benim geçmişe hiçbir özlemim olmadığını hissediyorum. Çok uzun zamandır öyle hissediyorum şahane gelecek planlarından da bahsedemem ama geç, geçmiş oldu bitti yani ama gelecekten beklentilerim var kendi hayatımda ilgili şeyler bekliyorum. Dolayısıyla da benim öyle çok nostaljik bir tarafım yok. Yani önerim şu. Şahane planlarınız varsa, şahane gelecek beklentileriniz varsa zaten arkaya hiç bakmazsınız yani. Gelecekte işi olmayan adamlar geçmişe bakar. Çok güzel söylediniz. bence öyle. Yüzde yüz katılıyorum bu konuda hocam. Çok güzel bir şey yani. Tespit. Bir diğer soru hocam. Pamenarkos kullanıcı adlı bir izleyicimiz. Güney Amerika'dan Türkiye'ye hakemler gelse ve oradaki gibi maç yönetseler bizim ligimiz mi değişir yoksa Güney Amerikalı hakemleri mi değiştiririz? Yok, bizim ligimiz de pek değişmez. Güney Amerikalı hakemler de pek değişmez. Onlar burada olan şeyleri biraz alıştıklar. Bizde doz biraz daha farklıdır ama üç aşağı beş yukarı aynı yani. Hı. Çok fazla bir şey değişmez. Ne onların hayatında ne bizim hayatımızda. Hocam son Şeyde, sorumuz. E, Atletico Paranaz'nin ligdeki ilk maçıydı. Çıktıktan sonraki ilk ilk sene çıktılar. İşte Manuel takım kaptanı o zaman. E, çıktılar. Hatta o kafa golü de attı. 2-2 berabere kaldılar. Kimle oynadıklarını hatırlayamıyorum. Sahaları da kapalıydı. E, başka bir sahada oynadılar. Ali Oçun'la beraber gittik. Semih de vardı galiba yanında. Atletico Paranazi'nin başkanı Ladram, Ladran diye böyle yapıyor. Böyle yapıyor ve hakeme bağırıyor. Ladram, Ladran. Ben de tercümanı sordum Ali'ye. Ladram ne demek diye. Hırsız demek dedi. Hakeme başkan hırsız hırsız diye bağırıyormuş. Yani pek değişen bir şey olmaz. Hocam son soru. Santos'un Brezilya Ligi'nde küme düşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir buçuk iki ay önce Brezilya'da tuhaf şeyler oluyor dediğim günü hatırlıyor musunuz? Evet. Yine bu programda. Yayın, burada mı söyledim? Başka bir yayında mı söyledin? Burada söylediniz diye hatırlıyorum ben burada. Bakın bana sonuçlar da çok tuhaf geliyordu. İşte bu alsat hikayeleri de çok garip geliyordu. Bütçeler çok tuhaflaşmaya başlamıştı. Bir şeyler görüyordum. Bir tuhaflıklar oluyordu. Santos Sao Paulo evet. maçını da üşenmedim. Vicecard'dan izledim. O da bana çok garip geldi. Yani Santos ya yani bir kere Botafogo'nun siz 15 puan öndeyken yani 5. bitirebileceğini hiç düştü. Aklınıza geldi mi hiç? Mümkün değil ya. Eziyordu ya ilk devre. 15 puan farklı öndeydi. 5. bitirdi ligi. Yani Türkiye'de olsa yangın çıkar. Orada da çıkmadı değil yani. 4 tane uca değiştirdiler. Hı. Neler oldu neler Botafogo'da. Artı Santos'un düşüşü. Hiç normal gelmedi bana. Çok tuhaf düştüler yani. Aşağıda alınan sonuçlar e, Koruşiba şeyi deplasman yani bir. Dört tane atlar hatta. Favoriler. Gremio'ya mı? Yok Gremio'ya değil. Ya favoriler Atletico Mineiro'ya dört tane atlar deplasmanda. Orada da bir ne oluyor dedim ya olamaz yani. Böyle bir güç dengesi olamaz. Tuhaf bir şeyler olacağı belliydi. O yüzden söylüyordum. tuhaf bir şeyler olacak diye oldu. Santos düştü. Resmen bir Titanik battı. Bakın Santos'un düşmesi demek Titanik'in batması demektir yani. Pele Neymar pek şimdi seveni kalmadı ama Paulo Henrique Ganso ya birkaç yıl önce bunlar 3 kupa bir arada aldılar. Birkaç yıl önce e, Copa Libertadoresi aldılar. Işık hızıyla bu kadar çabuk... ...Liberto Torres'ten buraya geliş... ...olacak iş değil. Akıl sır ermiyor. Yakmışlar şey, Santos'u. Ortalığı ateşe vermiş taraftarlar. E, kulüpte taş taş üstünde kalmayacaktır. Çok sert bir taraftarı var şeyin. Çok agresiftir Santos ekibi. E, sahil, kanları kaynıyor çok çok tuhaf olacak. Şimdi eyaleti merakla bekliyorum. Yani Paris Lig'i başladığında Santos'ta neler olacağını göreceğiz. Bir buçuk ay sonra falan başlıyorlar onlar. Sanırım. Göreceğiz ne olacağını. Mutlaka çok değişiklik olacak Santos'ta. Hı hı. Çok Ve Santos'tan çıkacak çok oyuncu var. Türk kulüplerine duyurulur. Biten kontratlar var, Kadro çok. Hı hı. Yani feshedilecek e, olanlar da çok. El değiştiren kulüpler de var. Türk scout'lar, Dikkat edin. <laughs> Buradan çağrımızı yapalım o zaman. Ben yani yani onlar bakıyordur muhakkak Tabii. da el değiştiren kulüplere bir baksınlar. Ee, eskisi kadar da kolay olmayacak. Olimpik Lyon da gitti kulüp satın aldı. Hı, Artık 8 yani. kulüp satıldı. 6'sını Avrupa kulüpleri aldılar. Yani bu dört part ownership'i delmenin yeni bir yolu geliyor Avrupa kulüpleri için. Bunun da sebebi Suudi Arabistan Ligi'nde olanlar. Evet. evet. Ben şimdiden söyleyeceğim söyleyeyim de <laughs> sonra gene tartışıyoruz. Hocam modern futbol sona erdi. Bugün de mi sona erdi? Bugün de sona erdi. Bugün de akşam oldu. <laughs> Ağzınıza sağlık. Sizin de tamam. Çok güzel bir program oldu. Değilmişim yine tekrardan çok teşekkürler hocam. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.